Hocamın ifade ettiği anlaşmalar olsa da özellikle e, TikTok konusunda gerilim tırmanıyor. Yani Rusya'nın hatırlarsan Amerika ile bir seçimlere müdahale ediyor etmiyor kavgası vardı. Ciddi boyutlara geldi. Şimdi aynı kavga Çin'le başladı. E, TikTok 1 milyar 200 milyon yani dünya genelinde kullanıcısı var. 170 milyon Amerika'da. Amerika'da diyor ki iddiası bu diyor TikTok'u kullananların veri tabanını diyor Çin ki ByteDance diye bir firma o evet. TikTok'un ortağı verileri değiştiriyorlar. Ee, o ortak üzerinden diyor Çin istihbaratına gidiyor. Bu veriler üzerinden diyor insanlar manipüle ediliyor, bana yönlendiriliyor. Amerikan iddiası bu. Evet. Dolayısıyla işte hocamın dediği süreyi verdi. Ya sat ya yasaklayacağım dedi. Burada peki şöyle net bir başlık çizecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri Çin'den korkuyor mu sizce hocam? Amerika Birleşikleri bana göre Rusya'dan daha çok Çin'den çekincesi var. Çünkü ekonomik anlamda ciddi bir yapılanması var ve Afrika dahil bak ciddi bir yapılanmayı Çin tamamladı bile. İsmet Özçelik bu, bu akşam yayına katılmadı ama <laughs> bana Whatsapp'tan yazıyor katkı sağlıyor sevgilerimi de canlı yayında ileteyim. Musk Çin'e gitti Blinken'dan sonra diye <laughs> sevgilerimizi iletelim Sayın Özçelik'e. Şimdi burada hani iş savaş boyutuna gelir mi? Yani ben öyle olacağını tahmin etmiyorum da neticede hani bir heykel var ya Amerika'da. Neydi o heykel? özgürlük özgürlük heykeli? <laughs> özgürlük Heykeli. Amerika'da Özgürlük bir heykel <gülüyor> zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir heykelden ibaret. <gülüyor> Özellikle. <gülüyor> heykel olarak var. ona vurgu yaptım. İnsan hakları, özgürlük demokrasi ya beyaz bir beton. He, şimdi aynı Amerika heykeli olması yetiyormuş zaten o başka, <laughs> tabii bir, başka bir şey değil, heykelden başka bir şey değil. Üniversite profesörlerini döverek gözaltına aldı Amerika. Ters kelepçe. Ters kelepçeyle. Neden? Çünkü işte Gazze'deki soykırıma karşı çıktılar <laughs> için. Amerika tabii Amerika'nın en büyük ihraç malı da bu özgürlük nosyonu. Yani bir uydurma özgürlük nosyonu var. Bulaş Onu değil. ihraç ediyor. İçine karşı da yıllardır o silahı kullanıyor. E, fakat çok işe yaramadı. Çin kendi modeliyle başarıya ulaştı. Çin'in modeli çok özgün bir model, çok enteresan bir model. Çin'de tek parti yönetimi var. Yani başka partilerde var ama yönetim tek parti. Çin Komünist Partisi. İsmi komünist olmakla beraber Çin'e özgü bir sosyalizm modeli var. Öyle söylüyorlar. E, yerli ve milli olduğunu söylüyorlar kendi açılarından. Peki muvaffak oldular mı? Oldular. Yani dünyada kendisine komünist diyen başka ülkeler vardı biz de gençliğimizde o ülkeleri savunduk, onların başarılı olacağını düşündük. Ben mesela Sovyetler Birliği'ni savunan taraftaydım. Fakat Sovyetler Birliği'nin ömrü uzun olmadı, patladı gitti. Ama Çin bakın başarılı oldu. Başarılı olmakla kalmadı bugün. Yani ekonomistler şöyle tahmin ediyorlar. Hatta fütürologlar, fütürologların alanından bile çıktı artık. O kadar somutlaştı ki bu. 2030 senesi itibariyle dünyanın en büyük gücü olacak. 2050 itibariyle de artık hegemon, hegemon güçler arasında Amerika'nın falan çok çok önüne geçmiş olacak diyorlar. E Amerika korkmasın Çin'den kim korksun? Çünkü bugün mesela Elon dünyanız... hemen sonrasında Elon Musk'ın gidişini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, otomobilleri için e, Çin'deki ya, azalan ele... pazarı e, çoğaltmak için bununla ilgili otomobil Elon, Elon Musk iş adamıdır. Yoksa, yoksa yoksa Elon Musk iş adamı Bu kadar basite mi indirgiyorsunuz? O kadar basittir. Elon Musk iş adamıdır. Paz, pazardır Çin. ona gider. Yatırım yapar. E, büyük iş adamı canım. Büyük iş iş adamı çok değil. o acaba yoksa X'in küçük, 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 küçük iş Ama adamı şimdi bunu değil bu kadar yoksa... basite indirgemiş ben şaşırdım. Şimdi <laughs> X'in sahibi. Sosyal medya bakın şimdi TikTok diyor da yasaklar Elon evet, Musk bakın. Yani şimdi birçok başlık var elinin altında. E tamam ben yorumluyum. Yani sadece, sadece ticari Bak bakıyorsun. Bakın şimdi Elon Musk bir iş adamıdır ve bir Amerikan vatandaşıdır. O parasına bakar Ay i̇şte, iş adamları ona bakar. Zaten mesela Elon Musk'ın X platformunda son paylaştığı bir mesaj var. Yani ben tarif etmeye utanırım. Bakın o kadar müstehcen ve çirkin bir mesaj ki Niye bir insan bunu yapar? Bir siyasetçi yapar mı? Yapmaz. Bir entelektüel yapar mı? Yapmaz. Sadece bir iş adamı. Para iyi önemseyen biri yapar. Gafar şöyle dediği doğru da şu gerçeği de kabul et. Amerika gibi bir kıtada o parayı tek başına maska yedirmezler. Arkasına Abi konuşturmuyorsunuz ki şimdi <laughs> maska. maska geleceğiz ya. Peki. Tamam, sus. Şimdi yedirir <laughs> yedirmez ya. Maska yedirir ya da yedirmez. Arkasındaki gücü bile. Adam iş adamı. Para da kazanıyor. Çinli ne ne gibi bir ilişki kuracak? Ya bu adamın yaptığı işte ne Pazarım bir içinde ucu, azalıyor bir ucu diyor. Çine, bir ucu Çin'e çıkıyor. Bakın dünyada yapay zeka. Hayır zamanlamayı manidar Bak, buldum. Bir ben. örnek vereyim bakın. Şimdi dünyada mekanikle ilgili mesela motorlarla ilgili içten yanmalı motorlarla ilgili bilim insanlarının sayısına baktığınızda Batılılar Çin'den kat be kat fazla bilim insanına sahipti. Temel medikale baktığınızda temel tıp bilimlerine bundan 50-60 yıl önce bir Çinli bilim adamı varsa 50 tane 60 tane batılı bilim adamı vardı. Yapay zekaya baktığınızda Çin'deki bilim insanı sayısının Amerika ve Avrupa'dakinin 3 katı olduğunu görüyorsunuz bakın. 3 kat. Yani Çin Artık yeni gelişen teknolojilerde buna Elon Musk'ın yatırım yaptığı alanlar da dahil. Onlar da artık en büyük kozunu yani insan gücü kozunu öyle bir noktaya getirmiş ki batıda doktora yapan orada ilim yapan adamları vesairesi teknolojiyi transfer etmiş kendisi de üretmeye başlamış. Ve artık bu, bu şeyde yani Amerika'nın ve Avrupa'nın önüne geçmiş. Elon Musk açısından kritik bir yer sadece pazar olarak değil. İş birliği açısından da kritik bir yer. Ben iş adamı diyerek küçümsemiyorum Elon Musk. Yani iş adamı ama adam uzaya roket gönderiyor. Sıradan bir iş adamı Yok, değil ki. o anlamda değil. Yani de. plastik şişe üretmiyor adam. Başka yani işler yapıyor. Dünyadaki hiçbir <laughs> e, diplomasiye dahil olmaz mı açısından? Olmuyor. Özellikle olmuyor bakın. Dikkat edin. Elon Musk ne yaptı? Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştü. Zafer şahinedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kitabını aldı. Bakın aldı değil mi? Burada evet. konuştuk. Aldı. Koltuğunun altına verdiler. Tavla al oğlum git oku dediler. Aldı. Tık tık çıktı. Peki o kitabı okusa? Ulan o kitabı okuyan adam Netanyahu'yla ne işi var o kitabı okuyan adamın? Sen o kitabı okumamışsın. Bakın ne yapıyor biliyor musun? Siyasi angajmandan kaçınıyor. Arkasından hani Netanyahu'nun elini hmm. sıktı İsrail'e gitti. Zafer Şahin'e soralım. Yani, Ama benim mu? sözümü kesmeyin bir dakika ben Kesme. bitireyim öyle. Sadece, Zafer'e bırakırım ben lafı. Katılıyor herhalde. mu? İtiraz mı ediyor? Merak ettim. Zafer'in, zaferin anlatacağı uzun, uzun ediyorsun. Ediyorsun. Zafer de başka bir şeyler söylüyor. İki dakika söyleyeyim bakın. Şimdi bu şey yani Çin konusu şöyle bir konu. Amerika Çin'in etrafını askeri üslerle sardı. Orada da göstereyim size bakın. Göster. Biraz heyecanlı olsun. Zafer'e siz lafı göndermeyin diye sopayla ben çıkayım. <laughs> ben sesini duyayım ya. Zafer Bey'in sesini duyayım. Niye geliyorsun? engelliyorsunuz? Zafer Bey'in sesini duyayım. Zafer Zafer Bey itiraz eder misiniz buna? Sadece ticari mi bakıyor Elon Musk? Etliye sütliye karışmıyor mu? Göksu ben sadece ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ben hep kısa konuşurum. Ve kısa konuşmaya özen gösteririm. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. <laughs> Anlayan anlasın. İşte. Zafer Bey sadece <laughs> gerçekten merak Zafer ediyorum. Zafer Şahin Fark. Ee, Elon Musk ticari mi bakıyor her şeye? Duygusal mı yaklaşıyor? Tamamen duygusal mı? Göksu bu Elon Musk ayrıntısını, ayrıntısını İsmet abi mi yazdı? İsmet Özçelik mi yazdı? Evet ama her yere düşmüş aslında ben kaçırmışım. İsmet Bey ha, trollüyor tamam. bizi şu anda. Şimdi, tam İsmet abiye, İsmet, <laughs> tam İsmet abinin meşhur komple teorilerine uygun bir saplama. E, Yok, hayır. Saplama. Her İsmet yere düşmüş. bana da. Her yere düşmüş ama o şu anda bizi trollüyor zaten İsmet Özçelik. Hani beni yayına almadınız bu akşam. Ben... <laughs> ya şimdi Göksu yani şimdi şu mu şunu mu diyeceğiz? İşte Blinken'ın yapamadığını ee, Musk mı yaptı ya da Blinken'a kötü davrandılar Musk arkasından ilişkileri düzeltmeye mi gitti? Hayır yani bu noktada Gaffar haklı. Yani Musk dünyanın en önemli, en zengin e, iş adamlarından bir tanesi. E, Çin'in e, üretimdeki, dünya üretimdeki yerini önemini uzun uzun anlatmaya hiç gerek yok. Herhalde Musk'ın orada çok ciddi yatımları vardır. Yoksa bile yapmayı düşünüyordur. Oraya yatırım yapmayı düşünüyordur. Yani Musk'ın Çin'e gitmesi son derece normal yani ben bunun altında bir şey aranmasına da gerçekten şaşırıyorum ya. Yani ne, ne şimdi her şeyin altında bir şey mi arayacağız? Yani paranoyak olduk ya böyle şey boyutuna geldi bu olay. Hani su içerken tedirgin bir şekilde sürekli arkasını kollayan ormandaki geyik gibi yani <laughs> her şeyin altında bir şey çıkartmaya gerek yok ya. Gitmiş yani mask Çin'e gitmiş. Ne olmuş yani? Kim, ama hocam yani. böyle düşünmüyor. ha bu komple ve ortaya atanlar keşke Yo illa Hayır bu konfli teorilerini şey ortaya atanlar bir somut bir şey arayacaksak de. da biz de öğrensek bu mask niye gitmiş oraya? Ya somut olan var Zaferciğim işte somut olan adamın yatırımları var, bilim insanları orada, pazar orada. Şimdi bakın bu Çin etrafı ha, yani her başkanı, yanı her yanı Amerikan üstleriyle çevrili. Çin'den çıkan bütün ticaret gemileri şu boğazları geçmek zorunda. Burası tamamen Amerika'nın kontrolünde. Bu ne demek biliyor musunuz? Çin güçleniyor, büyüyor. Amerika'da silah gücüyle Çin'i rehin almış. Etrafına dizmiş askeri üsleri. Çin'den haraç alıyor. Haracın adı da şu. Çin kazandığı paranın bir kısmıyla her yıl Amerikan tahvillerini alıyor. Amerika'ya para veriyor. Çin bunu kırmak istiyor. Kırmanın yollarını arıyor. Amerika'da bunu kırdırmamanın yollarına bakıyor. Elon Musk onun için işin şeyidir, garnitürüdür yani. Ama şimdi oturabilir miyim? Göstereyim. Şimdi, şimdi TikTok konusu garnitür değil ama. Bakın TikTok'la ilgili iki cümle söyleyeyim. Amerika, orada siyaset Amerika mı? bütün o liberal e, felsefesini, Peki sana soru, bir evet, soru. özgürlükçü felsefesini. O tahvillere Çin çekse Amerika'yı batırır. Doğru söylüyorsun. Niye çekiyor? Batırır ama Amerika üstüne devridir o zaman. Yani orada başka dengeler var ve bakın tekrar ediyorum yani Amerika silah soruyla alıyor bunu. Amerika gerçekten bir haydut devlet. Ya Çine bile haydutluk yapıyor. Düşün yani Çin gibi bir ülkeye bile haydutluk yapabiliyor gücü ona bile yetiyor. Bur bunu geçiyorum. Bakın TikTok'la ilgili Amerika kendi kuruluş felsefesine, özgürlükçü felsefeye, liberalizme, özgürlükçü kapitalizme, sözde özgürlükçü kapitalizm kadar özgürlükçü ise onlara aykırı bir şekilde ne dedi şirkete siz söylediniz? Satacaksın bu şirketi dedi adamlara. Ya işe bak ya benim dükkanımı illa diyor sen dükkanı bir Rum'a satacaksın yoksa burada iş yapamazsın Afyon'da diyor Elifman. Hikayeye bak hadi Afyon değil mi Atina değilim adam kendi toprağı çünkü orası. Şimdi Amerika bunu söylüyor. Avrupa ne yaptı geçen hafta? Avrupa'da dedi ki TikTok zararlı bir içerik üreticisi denetlenmek zorunda dedi. Avrupa Komisyonu özel bir komisyon kuruldu. TikTok'a büyük ihtimalle büyük bir ceza geliyor. Hatta TikTok'a TikTok'a dair erişim kısıtlamaları da Avrupa'da gündeme gelebilir. Her iki ülkenin de Amerika'nın da kendi milli politikası gereğince bazı gerekçeleri var. Avrupa'nın da var. Tartışılır ama daha önemli nokta şu bakın. Aynı riskleri, aynı bilgi risklerini X platformunda taşıyor, Facebook'ta taşıyor, Instagram'da taşıyor ve TikTok'ta taşıyor. Peki Türkiye bunlarla ilgili ne yapıyor? Biz ne yapıyoruz? Bakın biz bunlara dokunmuyoruz. Asıl sıkıntı burada. Biz kendimize bakalım. Yani Amerika kendi tedbirini alıyor, TikTok'u yasaklı. Türkiye'de TikTok serbest. Herkes istediği gibi kullanıyor. Üstelik üretilen içerik de yani bu programın düzeyine sığmaz. Yani bir sürü de gayri ahlaki şey var içinde. Dedim ve yasaklandı olmuş. hayır yasaklansın demiyorum. De, hayır, hayır bizde lütfen. de tartışmalı ve bence Ama de hani böyle bazı sınırlamalar... değil mi? Çoluk, hocam da bakıyor. çocuk, çocuk, çocuk izliyor. Evet bence evet, biraz birazcık böyle sakınca yani bir nokta orası. Var. var. Ciddi bir bazı söylemeler var tedbir alınca Avrupa'yla olmalı. Değil mi hocam olmalı. bir anne olarak herhalde. Herkes anne baba kim varsa. Anne Bu konuyu bakın bu konuyu. Toplumun ahlaki bu e konuyu efendim, konuşmak Instagram'da zor. Instagram'da değil mi? Evet. Başka bir konu. Bakın gene yani biz kaş yaparken göz çıkartıyoruz. Yanlış işler yapıyoruz. Yıllar evvel dünyanın en büyük otel rezervasyon platformu Türkiye'de yasakladık. Adını anmayacağım. <laughs> Ansam da önemli değil. Yasak millet ulaşamıyor ona. E yasakladık da ne oldu? 10 tane Çin versiyonu çıktı. 50 tane Amerikan versiyonu çıktı. Onlar Türkiye'de çalışıyor. Rezervasyon topluyor. Biz dünyanın en rekabetçi Hollanda merkezi platform ona müsaade etmiyoruz. Yani tuhaflıklar var bizde. Bir yasa koyup yasayı her yerde doğru düzgün uygulayıp toplum menfaatine yürütme imkanımız nedense yok. Bunu yapamıyoruz. Amerika bakın kendi değerlerini, kendi pazarladığı değerleri bile karşısına alma pahasına TikTok'a kafa tutuyor. Çin'e kafa tutuyor. Avrupa bunu yapıyor. Zaten o ikisinin öbürünü falan Amerika'da mümkün değil. Onlar kuyruğu titretir adam. Amerikan vatandaşı dedim mi Elon Musk. Amerikan devletinin menfaatine aykırı hiçbir şey yapamaz. Ama konu bize gelince... Bakın işte X'ten sabahtan akşama kadar dezenformasyon akıyor. Yani biz doğruyu söyleyene kadar yalan dağları aşıyor zaten. Evet. İftira atıyorlar insanlara. Mesela eski bakan Mustafa Varank'la ilgili bir iftira atıldı bakın söyleyeyim. Ne olduğunu söylemeyeceğim çünkü iftirayı çoğaltmış olacağız. Mustafa Bey cevap verdi. Dedi ki hayır bu yalan dedi. Bana iftira atıyorsunuz dedi. Yalan söylüyorsunuz dedi. Bir gazeteciye yönelik söyledi. Fakat iftirayı atan kişinin attığı mesaj 10 milyon kişi görüntülemiş. Herkes onu duymuş. Mustafa Ankara attı 300-500 bin görüntülenmiş adamın üzerine yapıştı kaldı ne yaparsan yap. Yani onu savunmak için söylemiyorum. Başka örnek vereyim yani Sayın Özgür Özel ile ilgili de oluyor. Başka biriyle de ilgili oluyor. Orası tam bir manipülasyon. Biz onun önüne geçemiyoruz. Zaten. Onun önüne geçemiyoruz. Madem konu açıldı ben de derdimi söylemiş olayım. Yani. Peki, şu görüntüleri bir izleyelim bir kez daha. Yoksa burada aslında şunu da konuşmak lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne tarihin bu döneminde neden dünya genelinde böyle bir antipati var? Mesela bu Blinken işte biliyorsun Gazze meselesi ilk ortaya çıktığında İsrail'e gittiğinde buraya bir Yahudi olarak geldim açıklamasını yapan kişiydi. E bakıyorsun geçmişte bütün dünyada bir Amerikan e, özentiliği diyebileceğimiz bir sempati dalgası vardı geçmiş yıllarda. Evet. E şimdi bakıyorsun bir anti-Amerikancılık her yerde almış Neyse, başını değil mi? gidiyor. Acaba Amerikalılar hiç kendilerine soruyorlar mı? Neden dünya bizden nefret ediyor? Ya da hadi Amerikalıları bırak onlar bu özelleştiriyi yapmaz. Ya bu Amerika'nın ne işi var Orta Doğu'da? Bu Amerika'nın ne işi var Afganistan'da? Irak'ta, Ukrayna'da yani dünya bence artık bunun tepkisini veriyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bugün Amerika Birleşik Devletleri kendi sınırlarına çekilse, dünyanın geri kalanını rahat bıraksa, inan dünyada ne açlık tehlikesi olur, ne savaşlar olur, ne göç meselesi ortaya çıkar, hiçbir sorun olmaz. Daha adil bir dünya olacağından ben adım kadar eminim. İşte onun böyle artçı sarsıntıları oluyor şu an. Amerikan Dışişleri Bakanı geçmişte bir örneği var mı bilmiyorum. Hemen hemen gittiği her yerde Bırak normal o ülkelerin vatandaşlarını ya da göstericileri protokol düzeyinde, devlet başkanı, dışişleri bakanı düzeyinde artık kötü karşılanıyor. Bence bundan Amerikalıların da çıkarmaları gereken çok önemli dersler var.